Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki tüm varım 4 testlerindeki test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bir öğrenci kare biçimindeki bir kağıdı kesik çizgilerle işaretlemiş orta noktalardan işaretlenmiş orta noktalardan aşağıdaki bir katlıyor. Evet önce sağa katlamış sonra aşağı katlamış sonra çapraz katlamış en son bu kağıdı elde etmiş. Elde edilen 4. şekildeki üçgen kesik çizgilerle işaretlenmiş yerlerinden kesilmiş en son bu şekil elde edilmiş. Arkadaşlar o şekli ben şöyle bir kopyalayıp yapıştıracak olursam. Şurada işlemi yapayım Sonra açtığımız zaman hangi şekilde oluşur diye soruluyor. Kağıdı kesmeden önce kağıdımız nasıldı arkadaşlar? Kağıdımız şöyle değil miydi? Hemen o kağıdı eski haline geri getirelim. Hop şöyle hop şöyleydi. En evet, sonra kağıt kesildik de kesilmedi. Kesildikten sonra ne olmuştu? Katlanmıştı. Şu şekilde açacağız o zaman. Hadi bakalım o şekilde açalım arkadaşlar. Hocam ben bu şekilde açtığım zaman Buna göre bu kağıda göre simetriğini alacağız değil mi arkadaşlar? Evet şu doğruya göre simetriğini alacağız. Bu doğruya göre. E arkadaşlar bu doğruya göre simetriğini aldığın zaman hop bunun simetriği burası. Hop şu doğrunun simetriği de burası oluyor. Dolu kısım burası iken burası mı oldu arkadaşlar? Evet dolu kısmı da şurada gösterelim isterseniz. Şöyle kısım. Sonra ee, ben bu kağıdı bu hale getirdim. Sonra aşağı doğru katlanmıştı. Yukarı doğru açacağım. Yukarı doğru açtığımız açmak demek ne demek arkadaşlar? Yukarı doğru simetriğini alacağız kağıdın. Kağıdın yukarı doğru simetriğini alınca şu doğruya göre simetriğini alınca arkadaşlar bu çapraz yukarıda mı olacak? Evet. Yani bu kare yukarıda mı olacak? Evet. Şu kare yukarıda mı olacak? Hayır. Bu doğruya göre simetriğini alıyorsun. Hop. Şurada mı olacak arkadaşlar? Evet. Sonra ben bunu sağa katlamıştım. Sola doğru açacağım. Sola doğru açacak olursak hop. Şu doğruya göre simetriğini alacağız yani. E arkadaşlar şu boşluk bu doğruya göre simetriğini aldığımıza göre bu boşluk buraya gelecek. Ondan sonra şu boşluk buraya gelecek. Sonra Hangi boşluk arkadaşlar? Şu iki boşlukta, ta bu doğruya göre simetrikini aldığımız için şuralara gelecek arkadaşlar. Dolu kısmı burada göstermemiştim. Dolu kısım burada şurası arkadaşlar. Burada da dolu kısım, şu küçük kareler hariç işte şurası olacaktır arkadaşım. Yani şeklimiz ne yapıyor o zaman arkadaşlar? Şeklimiz hangi ışıkta oluyor arkadaşlar? Tabii ben bu büyüklüğü e, ayarlayamadım. Aynen şu şekil gelecek. O şekil bu değil. Bu değil. Bu bizim köyden değil. Bu değil. Bak bu çıkıyor. Şurada da şuradaki kareler sadece daha büyük olacak arkadaşlar. Yani şeklimiz şu çıktı arkadaşlar. Cevabımız ne oldu o zaman arkadaşlar? Cihan oldu. Şuradaki büyüklüğü ayarlayamadım ben ya da şekilde ayarlanamadı. Biraz daha büyük kareleri çizdiğimiz zaman şu şekli elde edebiliyoruz gençler. Tamam mı? Evet, açacaksınız. İşte bunu arayacaksınız. Şöyle bak. Şöyle bakacak olursanız yukarı doğru ok, yukarı doğru ok, yukarı doğru ok, aşağı doğru ok, buraya doğru ok. Yani bak görüyorsunuz oklar şu şekilde daha net bir şekilde anlatabildik galiba. Evet gençler sorumuzun cevabı böylelikle ham çıktı. Ahmet öğretmen bir etkinlikte ABC eşkenar üçgenin içindeki özdeş eşkenar üçgenleri şekildeki boyarak 3 rakamını bir kağıda resmetmiştir. ABC eşkenar üçgenin 128 bin alanı 128 bin kare olduğuna göre. Hmm. Hocam bunlar eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen şuralara nokta koyduğuma bakmayın. Bu eşkenar üçgenlerse ee, 60'ları yazamadığım için yazdım. 60'ları yazdım. 60 60 ise burası da ne yaptı? 60. Aynı şekilde burası da 60. Hocam burası da 60. Burası da 60. Burası da 60. Burası da 60. Tamam mı? E hocam burası da 60 olduğuna göre bak burası da 60 oldu. Burası bir eşkenar üçgen oldu mu? Oldu. Büyük de bir eşkenar üçgen. Eyvallah. Tamam. Şimdi bir kenarına ben bir A diyecek olursam arkadaşlar burada o zaman e, büyük eşkenar üçgen A burası A burası A burası 3A burası 3A burası 1, 2, 3, 4, 5. 5 ada burası arkadaşlar. 8'in karesi, 8A'nın karesi kök 3 bölü 4'ü kaç vermişler? 128 vermişler. Hemen 128'i yazalım. Hmm. Arkadaşlar 64 A kare kök 3 bölü 4 eşittir 128 oldu. Buradan bununla bu sadeleşse 16 yaptı. 4'e bölsen 4'e bölsen kaç geldi? 4 geldi buradan. 4'e bölsen, 2'ye bölsen 64, 2'ye bölsen 32, e, 8, 8, bir daha 4'e bölsen, bir daha 4'e bölsen 8. A kare kökü 3'ü kaç bulduk arkadaşlar? 8 bulduk. Şimdi bizden ne isteniyor? Şimdi boyarak 3 rakamını elde etmiş. ABC eşkenar üçgen alanı 128 olduğuna göre boyalı alan nedir diye soruluyor. Boyalı alanda kaç tane şey var ona bakacağız arkadaşlar. Hocam sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 tane üçgen var. 22 tane bir kenar daha aydı. A kare kök 3 bölü 4 değil midir arkadaşlar? Evet. E A kare kök 3 zaten kaçtı? 8'di. 22 çarpı A kare kök 3 yerine 8 yazınca 8 bölü 4'ten o da kaç yapıyor cevap arkadaşlar? 44 yapıyor. Yani sorumuzun cevabı böylelikle Akçay oldu. Birim küplerden oluşan yukarıdaki yapıda numaralandırılmış küplerden hangisi çıkartıldığında yüzey alanı değişmez. Arkadaşlar tam şu köşedeki çıkartırsam yüzey alanı değişmez. Çünkü çıktığı zaman arkadaşım bak şöyle bir yapı oluşuyor değil mi? Öndeki çıktı arkadaki oluştu. Ee, sağdaki çıktı şurada oluştu. Buradaki çıktı arkadaki oluştu. Çıkan yüzeyler birbirini çıkan yüzeylerle nötrleyen yüzeyler varsa olay bitti. Tüm hepsi nötrledi. Yani sağdaki çıktı arkada oluştu falan filan. E onlara baktığınız zaman olay bitiyor. Yani kaç numara? 3 numara. Ama diğerlerinde niye olmadığını söyleyelim. Hocam üst çıktı. Altta oluştu. Nötrledi. Sağa çıktı. Arkada oluştu. Nötrledi. Ama ben bu parça çıkarttığım zaman şurada ve şurada fazladan alan var. Evet üst çıktı. Altta nötrledi. Ama yan tarafta böyle 4 tane dik, 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 kare fazlalığı yok mu var? Burada ön çıktı. Arkadaşlar şöyle yapacak olursak. Şöyle tamamlayacak olursak arkadaşlar. Bakın şöyle düşünün. Ön çıktı. Arkada oluştu. Sol çıktı sağda oluştu. Üst ve alt fazlalık oluştu. Burada da aynı şekilde. Bunu da tamamlayacak olursak arkadaşlar şöyle. Ön çıktı arkada oluştu. alt çıktı üstte oluştu. Sağlı soldu kenarlarda fazlalık olmuş oldu. Yüzey alanları bu saydıklarımda 1, 2, 4 ve 5'te ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Bir tek 3'te de değişmedi arkadaşlar. cevabımız böylelikle Cehan çıktı. ABC üçgeninde demiş. Hemen ABC üçgenini çiziyoruz arkadaşlar. AB ile AC birbirine dikmiş. Hmm. Hemen AB ile AC birbirine dik. Bir dik üçgen çizelim arkadaşlar. Şöyle. Şurası 90 derece. AB ile AC dik. A açısı dik yani. Ali Bey uzunluğu 6 ve burası 8 verilmiş. 6 8'den dolayı direkt onu yazdınız mı yazdınız? Eyvallah. B noktasının A noktasına göre simetri diyor. Arkadaşlar B'nin A'ya göre simetriyi. Tam şöyle değil mi? Noktanın noktaya göre simetriyi. Hocam şu altı iken burası da 6 mı olacak? Evet simetriye olan nokta burası oldu. K noktası oldu. K olduğuna göre K'nın BC'ye olan uzaklığı. Hop şuradaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet benden bu uzunluk isteniliyor arkadaşlar. Dikkat. Ne yapacağız? E hocam 90'lar da uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Dalayım alfa beta ya. Alfa beta. Ters açıdan beta beta 90 sa alfa. Alfa 90'sa burası da beta yaptı. Alfa beta'lı üçgenleri seç. Hocam bir tanesi zaten şu olduğu belli. 6 8 13 üçgeni olduğundan dolayı bütün kenarlar mevcut. Bu üçgeni seçeceğim. 1. Peki ikincisi hangisi olacak? Hocam zaten x soruluyor bize. x'e ait şu üçgeni seçeceğimiz burada da belli. Hadi bakalım. Burada beta'nın karşısı x. Büyük kır, kırmızıda x bölü. Öbüründe beta'nın karşısı 8. Eşittir. Hocam büyükte başlamıştık. Kırmızıda başlamıştık. Kırmızıda başladığımız zaman e, burada 90'ın karşısı var. 10. Bölü. Buradaki 90'ın karşısı Pardon 90'ın karşısı burada kaç? 12. Dikkat 12. Bölü. Burada 90'ın karşısı kaç arkadaşlar? 10. Olay bitti mi? Bitti. Virgüllü soruluyor bize. 8 ile 12'yi çarpınca x 96 bölü 10 yapıyor. O da kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? 9,6 yapıyor. Yani sorumuzun cevabı Edremit oldu. Yukarıdaki şekilde çemberler birbirine teğet, birbirine ve dikdörtgen kenarlarına teğet olduğuna göre bu çemberlerin merkezlerinin birleştirilmesi oluşan üçgenin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Zaten çemberler birbirine değdiğinde hemen biz ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir yapıyorduk. Değil mi arkadaşlar? İşte bizden bu üçgen çevresi soruluyor. Alatar kelimeleri kullanalım. Merkez çektik, merkez çektik. Olmazsa olmazlarımız. Merkez çektik, merkez çektik. Merkez çektik. Hemen bunları kullanıyoruz arkadaşlar. E kullandık. Ne oldu? Hocam 90 derece, 90 derece, 90 dereceleri yazınca güzel bir şeyler çıkacak. BC'ye 12 vermiş. BC 12 ise hocam burası da büyük çemberin yarıçapı, burası da büyük çemberin yarıçapı. 2R12 ise R'yi buradan 6 bulduk. Burası da 6 çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Hocam burası da 6 burası da 6. E sonra geldik şuraya. Hocam burası da R burası da R değil mi? E, bu çemberler aynı çemberler mi? Bu çemberler aynı çemberler arkadaşlar. Değil mi? Birbirine teğet. İspatlamak mı lazım bunu? Yok. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Dikdörtgen mi oluştu burada? Evet. E o zaman burası R burası da R. Yarı çapı R. Burası da R. Burası da R oldu arkadaşlar. 4 R eşittir. 12 ise R'yi kaç bulduk? 3 bulduk. Hocam burası 3. Hocam burası 3. Hocam burası da 3. E bizden zaten ne isteniyor? Şunun çevresi isteniyor arkadaşlar. Biz bunun çevresini bulmuş olduk o zaman. E hocam zaten bak burası da 3. Burası da 3. Yarı çapı 3 bulduk ya. E burası kaç oldu? 9. Burası kaç oldu? 9. 9 artı 9 artı 3 artı 3. 3 artı 3 isteniyor bizden. Yani 24 mi yapıyor cevap arkadaşlar böylelikle? Evet cevabımız böylelikle Edremit oldu. Yukarıdaki şekil çevrel çemberin yarı çapı 2 kökü santimetre olan düzgün altıgen ile altıgenin her bir kenarını çap kabul eden 6 yarım çemberden oluşmuştur. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bazılarını şöyle yapar. Hocam A'yı bulursam sonra yarım daireden A'yı çıkartırım olay biter dersiniz. E A'yı nasıl bulacaksınız? Hocam bizim bu e, altıgen Zaten neyden oluşuyordu arkadaşlar? 6 tane eşkenar üçgenden oluşmuyor muydu? Evet. E 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyorsa burası 60 derece oldu. 60'lık dilimden eşkenar üçgen çıkartıp A'yı bulurum. Sonra yarım dairenin alanından daha A'yı çıkartıp burayı bulurum. Sonra 6 ile çarparım diyebilirsiniz. A böyle diyeceğinize bence bence bütünsel düşünmek daha mantıklı. Bütünsel düşünmek demek ne demek arkadaşlar? Biz tüm alandan tüm alandan neyi çıkartmalıyız? Beyaz alanı çıkartmalıyız. Peki tüm alan nedir arkadaşlar? Tüm alanda arkadaşlar tüm alanı bulurken Hocam dairenin alanı artı şu saçma alanlar dersek olmuyor değil mi? Ama altıgeni düşünürsek tüm alanda altıgenin alanı artı ne işte olacaktır? Altıgenin alanı böyle yazınca ne kaldı? Sadece yarın daireler kaldı yarım daire olacak. 6 tane yarım daire olacaktır arkadaşlar. E o zaman ben tüm alanı bulayım öncelikle. Altıgenin alanı 6 Altı tane eşkenar üçgen değil mi arkadaşlar? Burası da 2 köküç, burası da 2 köküç. 6 tane 2 köküçün karesi köküç bölü 4. A kare köküç bölü 4. 6 tane A kare köküç bölü 4. Altıgenin alanı yazdım. Artı 6 tane yarım daire. Yarım dairenin yarıçapı köküç diyeyim arkadaşlar. Evet. Pardon kök 2 değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. O zaman 6 tane yarım daire. Pi kök 2'nin karesi bölü 2 değil midir arkadaşlar? Aynen. E bir de eksi beyaz alan. Beyaz alanda pi yarı çapı 2 kök 2 değil mi arkadaşlar? Evet. Pi 2 kök 2'nin karesi yaptı arkadaşlar. İşte tüm alan buna eşit olacak. 2'nin karesiyle 4 gitti. Kök 3'ün karesi kaldı burada. Kök 3 değil burası pardon. 6 tane burası 2 kök 2 idi. Yanlış yazmışım onu. Şuradaki yazıyı yanlış yazınca neredeyse yanlış yapıyordum. 2'nin karesi oldu burası arkadaşlar. 2'nin karesi 2 yaptı. 6 ile çarptık 12. 12 kök 3 oldu burası. Artı. Hocam kök karesi ile 2 gitti. 6 pi yaptı burası. Eksi. Burası da 8 pi yaptı. Yani 12 kök 3 eksi 2 pi yaptı mı cevap arkadaşlar? Evet. Böylelikle cevabı ne bulduk? Denizli bulduk. Ana doğrusunun uzunluğu 10. Yarı çapı 6 cm olan dik kori iç teğet küresinin hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar hemen bir konuyu çizelim şöyle. Bir konuyu çizelim. Konuyu çizdiğimizde hocam şöyle bir şey de çizdik. Evet. Ne diyor bize? Ana doğrusu 10. yarıçapı çapı 6 olan. Tabi bu da çapımız olsun şöyle. 6 olan bir dik konuydu. İç teğet küresi. İç teğet küresi demek ne demek? İçeriden teğet küre çizeceksin demek. Hocam içeriden teğet küre çizmek demek bütün yüzeylerine teğet olan küre demek değil midir arkadaşlar? Evet. Küremiz bu şekilde arkadaşlar. Hatta şöyle de yapabiliriz. Önemli değil. Hocam çember. Zaten küre sorularında ne yapıyorduk? Çember muamelesi yapın diyorduk. O zaman burada çember muamelesi yapalım. İç i̇şte teğet küresinin hacmi isteniyor. Yarı çap bulacağız arkadaşlar. E, öncelikle şu teğet şu teğet olduğu için şuradan e, teğet teğet merkezden geçen açı olacaktı. Hocam bu açı oldu. Aa hocam bu Ana doğrusu 10 burası da 10 olduğundan ikiz kenarda çizilen yükseklik konumunda olmak zorunda değil mi arkadaşlar bu açı ortay? Evet. Yani bu doğrusal oldu. E hocam kürenin yarı çapı R. E. Merkez var teğet var. Çek dik yapsak süper olur. E tamam olay bitti mi bitti. Niye? Hocam burası 6. E burası kaç? 8. 6 8 13 Yeniden. Hocam teğet teğet birbirine eşit. Burası da 6. Buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. E hocam bunun tamamı 8'di. Buraya kaç kaldı o zaman? Şuraya 8 eksi r kaldı. Burada pisagor. 8 eksi r'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 4'ün karesinden yapanlarınız mı var hala? Yapma kardeşim. 4 varsa büyük ihtimal 3, 4, 5 üçgendir. 3 koyarsak 3, 4, 5 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Evet işte et küresinin hacmi. Hacim neydi? 4 bölü 3 pi r küptü arkadaşlar. 4 bölü 3 pi r küptü. O zaman 3'lerden bir tanesi gitti. 36 pi mi yapıyor arkadaşlar bu? Evet cevabımız böylelikle 36 pi yaptı. Bizden de kaç pi'ye'dir diye soruluyor zaten. Yani cevabımız böylelikle açay çay oldu arkadaşlar. Yukarıdaki birim kareli zeminde verilen maviye boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Maviye boyalı bölge. Maviye. Oy maviye. Ne yapacağız maviye boyalı bölgeyi bulurken arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. Şu 5. Yarı çaplı bir yarım daire var burada. Ee, 5, 5. Burası kaç yaptı? 10 yaptı şuraları 5 diye göstereyim de 5 5 tamam. Hocam şurasına da bakayım. Şunun yarıçapı çapı 1 2 3 4 5. Oo burası da 5. Süper. Burası da 5. Beş. Hep 5'likler var arkadaşlar burada. 5 10 15 20. O zaman burası kaç yaptı arkadaşlar? 20 yaptı. Ben maviye çalan yeri bulurken 20 çarpı 10'dan yani 200'den neyi çıkartacağım? Sarıları çıkartacağım. Sarıları bulacağım. E hocam zaten burası belli. Pi 5'in karesi. Burası 25 pi. Bunda bir sıkıntı yok. Asıl sıkıntı olan neresi? Şu yayların aralarında bulunduğu yerler. Hocam burada ne yapmalıyız peki? Şunu yapmalıyız. Biz neyi biliyoruz? Daire dilimin alanını ya da daire kesmesinin alanını biliyoruz. E niye? Daire dilimin alanından şuradaki üçgenin alanını çıkartarak buluyorduk onu da. E zaten burada da şunlara dikkat ederseniz buradaki daire yayların hepsi bir çeyrek yarı çapı 5 olan çeyrek yay değil mi? Bu da yarı çapı bak şu merkezli yarı çapı 5 olan çeyrek yay. Aynı şekilde yarı çapı 5 olan çeyrek yay. Aynı şekilde yarı çapı 5 olan çeyrek yay. Bu da bu da bu da bu da. Değil mi? E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Ben burada bir kesme oluşturayım. Hocam şu kesmeyi şöyle oluştursak. Hop şunu şöyle çizsek. Hatta diğerlerinde de çizeceğiz. Bunların hepsi de birbirine eşittir alanlar arkadaşlar. Niye? Yarı çapları aynı olan Dairelerden bir kesit olduğu için, hatta bu kesitin uzunluğu 5-5, burası 5 kök olduğu için, bak burası da 5 kök 2, burası da 5 kök 2, burası da 5 kök 2, burası da 5 kök olduğundan dolayı buradaki alanların hepsi nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir çünkü e, bir dairede eşit girişlerin ayıtları alanlar aynıydı. Hatta eş dairelerde de eşit girişlerin ayıtları alanlar aynıydı. Eş daireler olduğu için bunların da hepsi a-a-a yaptı. Ben bir tane A'yı bulayım. Mesela şuradan bulayım arkadaşlar. Şuradaki çeyrek dairenin çeyrek daire dilimin alanından hocam şu üçgenin alanını çıkartırsam şu üçgenin alanını çıkartırsam A'yı bulur muyum? Bulurum. Evet A alanı neye eşit? Çeyrek dairenin alanından pi 5'in karesi bölü 4'ten neyi çıkartacağım? Üçgenin alanını çıkartacağım. 5 çarp 5 bölü 2 çıkartacağım. Yani A alanı 25 pi bölü 4 eksi kaç yaptı? 25 bölü 2 yaptı. Ama bizden ne isteniyor arkadaşlar? Maviye çalan yer. Maviye çalan yer nedir? 20 çarpı 10'dan neyi çıkartacağım? Sarıyı. Sarı alan. Bir kere elimde 25 pi var. Artı sarı alan 2, 4, 6, 8 tane A var. 8 tane A. A alanı da bu arkadaşlar. 25 pi bölü 4. Eksi 25 bölü 2 olduğundan dolayı. Şu köşeli parantez yapayım bunu. Burası 200 eksi. Dursun bakalım burası 25 pi. 25 pi. Artı. Bununla bunun çarpımı 50 pi. Ee, bununla bunun çarpımı da 100 mi yaptı? Eksi 100 yaptı arkadaşlar. Şimdi bu ne yaptı? 200 eksi 25. Bu artı 75 pi. O zaman eksi 75 pi oldu arkadaşlar. Eksi 100 var. Eksi ile eksinin çarpımı artı 100 yaptı. O zaman cevabımız 200 Burası ne? Artı yüz mü? Evet artı yüz. Ozan cevabımız ne yaptı? 300 eksi 75 pi yaptı arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Şekildeki dik silindirin A noktasında bulunan bir karınca yüzeyler üzerinden C noktasına vardığında en kısa yol. Arkadaşlar şuna bakacaksınız. Nereden başlıyor? Şuradan başlıyor. Hop böyle geldiğinde tam bir tur atmış mı? Atmış. Hop bir de böyle geliyor. Yarım yüzeyi kullanıyor. Önemli olan tur sayısı. Kaç tur atıyor arkadaşlar? Bir tam tur böyle atıyor. Bir de ön yüzden bir daha gidiyor. Yani bir tam bir de yarım. Bir buçuk tur atıyor. Normalde biz burada açtığımız zaman silindiri şöyle mi oluyordu arkadaşlar? Evet. Şöyle açacağız. Bir tam tur açacağız. Arkadaşlar bir tam tur açalım şöyle. Bir de yarım tur açalım. Arkadaşım bir tam tur açalım. Bir tam tur açılmış hali burada. Yani 2 pi r 8 burası 16 pi. Bir tam tur daha açmış olsaydım 16 pi olacaktı ama yarısına kadar açacağım. Yani yarısına kadar dediğim şuraya kadar. Çünkü ön yüzeyi kullanıyor. Tekrar söylüyorum. Bir tam tur burada, bir de yarım tur burada. Yani tam tur dönmüyor, sadece ön yüzü dönüyor. Ön yüz ve arka yüzü tamamlarsa tam tur yapıyor. Ön yüzü gittiği için yarım tur yaptı. E o zaman burası ne yaptı? 16 burada, 8 burada 24 pi yaptı arkadaşlar burası. Adam sana yüksekliği de 7 pi verin demiş. Hocam burası 7 pi, aha da burası 7 pi. Buradan başlayacaksın. Nereye gideceksin? Çapraz yukarı. Şuraya gideceksin. Olay bitti. Hocam burası 7 pi. Şurası 24. Yani yukarısı da 24 pi. 7, 24 ne üçgeni? 25 üçgeninden cevabımız da 25 pi çıktı. Yani cevap Ceyhan oldu arkadaşlar. A ve B merkezi çemberler birbirine C noktasında dıştan teğettir. Evet teğet 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 teğet. Hocam bu teğet bu teğet eşit. A bu teğet bu teğet eşit mi? Evet. T, T, merkezden geçince ne oluyordu? Açı ortaya oluyordu. T -t -t, T, 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 merkezden geçince açı ortaya oluyordu. Hatta hocam burayı 90 derece bulmuş olduk bile biz. Aa burası 90. Burası da 90 olduğundan. Hatta şu uzunluğu da buluruz biz. Aa olay çıkıyor ya. Valla çıkıyor. Hocam burası ne çıktı? Şöyle bakın. Başka bir şey kurgulayarak yap. En başta başka bir şey düşündüm. En başta şurada şey yapacaktım. Böyle merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik yapıp Hocam şu yamuğun alanında şu üçgen bu alanla bu alan eşit bu alanla bu alan eşit. Dilimleri alanı çıkartıp şurayı bulacaktım ama sonra kurgu değişti ne derse. Çünkü niye? Şu teğet 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 çizince nokta nokta çizgi çizgi iki nokta ile iki çizginin toplamı kaç? 180. Bir nokta ile bir çizgi kaç yapar? 90 derece hocam. E burası da teğet noktası merkezden geldiğine göre burası da 90 olur mu? Olur. Hocam ne güzel bir şey çıktı. Dikten dik çizildi. Öklit. H kare eşittir 2 çarpı alttan. H buradan kaç gelir? Kök 12 gelir. Kök 12 dediğimiz 2 kök 3'tür. Hocam bak 2 kök 3'ü yazınca çok güzel. Burası açı da lazım arkadaşlar bana. Niye açı lazım? Çünkü şu dilimin alanından belli bir parça çıkartacağız. Daha ne dilimi lazımken açı da lazım oluyor ondan. Açı lazım deyince güzel bir şey çıkıyor zaten karşınıza genelde. Ne var arkadaşlar burada? 2 iken 2 kök 3 olmuş. Aa hocam burası 30 olmak zorunda. 30'un karşısından 60'ın karşısına geçiş kök 3 kattır. O zaman burası 60. E burası 60 oldu. Burası da ne oldu arkadaşlar? 30. Hocam 30'sa bak burası 30. Hocam 60'sa bak burası da 60. Şimdi dilimi bulurken daire dilimi oluşturmak zorundayız. Hop merkezde çek dik yapsak. Hocam 2 iken burası 2. A ben şu dilim e, şu üçgenin alanından 30'un karşısı 2 iken burası da 2 kökü yaptı. Üçgenin alanından şu dilimi çıkartırsam burayı bulurum. Hocam burada da merkezde çektik yapalım. 60 90'sa burası 30 oldu. Burada da bu üçgenin alanından şurayı çıkartırsam sonuca ulaşırım. Bu arada bunun yarıçapı 6. E burada 2 kök burası da 2 kök 3. Bitti mi? Bitti. O zaman alan şuraya A alan diyeyim arkadaşlar. Şuraya da B alan diyeyim isterseniz. A alanı neye eşit arkadaşlar? Üçgenin alanından 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2'den neyi çıkartacağım? Dilimin alanını. Hocam bu dilim 30 90 ise burası da 60 derece 60'lık dilim. Pi r kare 60 bölü 360'ı çıkartacağım. O zaman A alanı neye eşit oldu arkadaşlar? Şu aşağıya mı yapayım? Aşağıya yapayım. Neyse A alanı neye eşit oldu arkadaşlar? 2 kök 3 eksi bu bu gitti 6 4 pi bölü 6 2 pi bölü 3 yaptı 2 pi bölü 3 oldu arkadaşlar neyse a'yı bulduk gelelim b'ye b alanında şu üçgenin alanından neyi çıkartacağım dilimi çıkartacağım üçgenin alanı 2 kök 3 çarpı 6 bölü 2'den neyi çıkartacağım pi r kare kaç bölü kaç 1 kare 30. 30 bölü 360'ı çıkartacağım. Sıfırlar gitti. 36'lar gitti. 3 p yaptı burası. B alanında neye eşit oldu arkadaşlar? 6 kök 3. Eksi kaç yaptı arkadaşlar burası? 3 pi mi yaptı? Aynen öyle. Bizden şimdi taral alanlar toplamış deniyor. Taraf tarafa toplarım. 8 kök 3 yaptı hocam. E ben bu 2 p bölü 3 ile eksi 2 p bölü 3 eksi 3 pi halledecek olursam 3 kere 3 9 11 mi yapıyor? Evet bu da eksi 11 pi bölü 3 yaptı arkadaşlar. O zaman bu da eksi 11 bölü pi bölü 3 olduğundan dolayı şu ikisinin toplamı 8 kök 3 eksi 11 pi bölü 3 oldu. Yani cevabımız böylelikle balı kesir çıktı arkadaşlar. Farklı yollar var mı? Var tabii ki. O yollardan da yapabilirsiniz ama bana buradan yapmak daha mantıklı geldi arkadaşlar. Evet. Cevabımız böylelikle balı kesir oldu.